Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Biz Amerika E2 yatırımcı vizesine Türkiye'den başvurmak istiyoruz. Ve escrow agreement ile başvurursak red riskini azaltmış olur muyuz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz tabii ki yatırımcı vizesine giderken, yatırımınızı yaparken Amerika'daki bir şirkete ya da işletmeye, burada tabii çok değişik şekillerde bu satın almayı ya da yatırımı yapmanız mümkün olabilecektir. Bunlardan bir tanesi escrow agreement dedikleri nokta ise, siz bir yeri satın alırken karşı taraftan da size bu yeri satarken parayı direkt o kişiye vermeden avukatların genelde hesaplarındaki bulundurulacak bir hesaba, escrow hesaba yatırabilirsiniz. Bu sayede aslında taraflar bir şarta bağlı kılarsalar bu anlaşmalarını, bu şart yerine geldiği zaman ya bu satış yapılıyor olacaktır ya da yapılmıyor olacaktır. Dolayısıyla bu yasal olarak mümkün olan bir yatırım şekli ya da bir şirket satın alma şekli diyebiliriz. Tabii ki sizin escrow hesabıyla red riskini azaltmış olmanın kıyaslamasını neyle yaptığınız önemlidir. Eğer siz bu kıyaslamayı şeyle yaparsanız, işte ben tam yatırım yapıp işte karşı tarafa ödeme yapıp almam mı daha benim kalıcı kılar yoksa escrow hesap mı daha kalıcı kılar diye soruyorsanız, şu çok önemli, yani önemli olan bu dediğimiz noktada X şeyde şıkta aslında siz yatırımı yapmış durumdasınız ve riski almış durumdasınız. Tabii ki o zaman sizin onay alma şansınız daha yüksek olacaktır. Fakat escrow anlaşmaları da kabul görüyor. Escrow anlaşmalarında da eğer siz şartı vizeyi almanıza bağladıysanız, o zaman eğer vizeyi alamazsanız siz yatırdığınız paranızı geri alabiliyorsunuz. Fakat şunu söyleyebilirim. İster direkt satın alma olsun, ister escrow agreement aracılığıyla satın alma olsun, ikisinde de yatırımcı vizesini alma şansınız yüksek olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.